çok önemli bir konumuz ve konuklarımız var. Hepimiz bir salgının ortasındayız. Tüm dünya bununla mücadele ediyor ve en büyük problemimizin salgın olduğunu düşünüyoruz. Oysa büyük resme baktığımızda çok daha büyük bir problemi var tüm dünyanın. Ekolojik kriz, iklim krizi. Tüm bu sorunla ilgili dünyada neler yapılabilir? Pek çok sektör bunu konuşuyor ama aslında en çok konuşmamız ve en güçlü kurum da kuşkusuz kültür sanat kurumları. Ve bu noktada İKSV yine imdadımıza yetişiyor. Kültür raporlarıyla, kültür politikaları raporlarıyla her zaman olduğu gibi. Bu yıl 9. kültür politikaları raporunu hazırladılar ve konu ekolojik dönüşüm için kültür sanat. Ve yanımızda dediğim gibi çok önemli konuklarımız var. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü sevgili Özlem Ece ve raporun yazarı doçent doktor Hande Paker. Evet, hoş geldiniz. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bu raporda İKSV'nin özellikle bu raporu yayınlamasında etkili olan neydi? Çünkü daha salgın gelmeden siz bu raporu hazırlamaya başlamıştınız Hande Hanım'la birlikte. Evet, çok teşekkürler. Yani sürdürülebilirlik konusu uzun yıllardır üzerine düşündüğümüz, kültür politikaları alanında etrafında tartıştığımız bir konu. Tabii bir yandan da sürdürülebilirlik kavramı biraz anlam kaymasına uğramış bir kavram. Bir bu var bir tarafta. Bu konu üzerine düşünmeye uzun yıllardır zaten başlamıştık. Diğer taraftan da bugünümüzü ve geleceğimizi tehdit eden, bahsettiğiniz gibi bir ekolojik krizle karşı karşıyayız. Kültür sanat aktörleri olarak bu alanda bir sorumluluk hissediyoruz. Bu sorumluluğun bilincinde olarak yaratıcı seslerin daha gür çıkması için, kültür ve sanatın o iyileştirici, birleştirici ve iletişim kanallarını açan gücünü bu krizle farkına varmak ve aslında dönüşüm yaratmak için nasıl kullanabiliriz diye zaten uzun zamandır düşünmeye başlamıştık. İKSV'nin kültür politikaları çalışmaları toplumsal meselelere bir çözümle, öneriyle gelen çalışmalar. Her yıl başka bir konuya odaklanan bir araştırma hazırlayıp sonuçlarını yayınlıyoruz. Bu konuda böyle ortaya çıktı. Üzerine düşündüğümüz bu konuyu, ekolojik kriz konusunu kültür ve sanatın diliyle nasıl anlatabiliriz? Bunu düşünmeye başlayarak aslında bu yola çıktık. Bu meselenin, ekolojik krizin farkına biz nasıl varabilirdik? Zaten kültür sanat yıllardır, mesela 16. İstanbul Bienali 7. kıta temasıyla çok güzel altını çizdi. Biz bunu anlamaya başlamıştık, evet, sanatçıların o yorumlarıyla neyle karşı karşıya olduğumuzun. Ama salgınla birlikte o farkındalığımız herhalde bu kadar kısa sürede ancak bu kadar artabilirdi. Şimdi kültür sanatın daha da büyük bir dalgayla bize bunu anlatmasını bekliyoruz. Evet Hande Hocam, ve rapora geliyoruz böylece sizin hazırladığınız. Gerçekten çok detaylı hazırlanmış. 40 yıldır aslında biz bu meselenin, 40 yıldan fazla bir süredir bu meselenin üstünde düşünüyoruz. Pek çok konferanslar yapılmış, projeler hazırlanmış. 40 yılda da çok da hızlı yol kat edemediğimizi düşünüyoruz. Görüyoruz ama aslında çok da hızlı yol almamız gerektiği günler yaşıyoruz bir taraftan. Büyük bir ekolojik kriz içindeyiz artık. Kriz demek durumundayız. Bunun belki en net tezahürü de iklim krizi ve bunu gündelik hayatımızda da çok keskin bir biçimde hissediyoruz. Ve bu yeni bir konu değil sizin de söylediğiniz gibi. Aslında epey bir süredir üzerine konuşuluyor. Bu konuyla ilgili politikalar yapılıyor. Dünyanın gündeminde bir konu. Ama maalesef kriz bizden önde gidiyor. Dolayısıyla burada bir durup düşünme gerekiyor. Ve aslında düşündüğümüzde de çok daha kapsamlı bir değişim gerektiğini görüyoruz. O yüzden de zaten raporun başlığı ekolojik dönüşüm. Ve bu değişim kültürel bir değişimi de kapsıyor. Siyasi bir değişimi de kapsıyor. Bu dönüşümün gerçekleşebilmesi için başka hangi aktörler acaba eksik alanda diye biz düşündük ve kültür sanatında burada oynayabileceği çok önemli roller olduğunu biliyoruz. Bizim ekolojik krizle ilgili farkındalığımızı belirli bir kanala sokup bunun için harekete geçmemizi sağlayacak kapasiteleri harekete geçiriyor kültür sanat aktörleri. Çünkü yeni bir hikaye anlatmak lazım burada. Yeni bir tahayyül gerekiyor bu dönüşümün gerçekleşebilmesi için. Böyle karmaşık bir krizi de en iyi kültür sanat diliyle aslında anlayabiliriz. Bu bir önemli rol
oynadıkları. Bir diğeri de tabii ekolojik ayak izini azaltmakla ilgili. Evet. O alanda da kültür sanat aktörlerinin yaptığı, kültür kurumlarının yaptığı pek çok şey var. Kültür sanat kurumu ya da bir festival bununla ilgili ne yapabilir ki diye soru gelebilir. Ama aslında yapılacak çok iş var. Çünkü evet. Bir festival dediğimizde kaç yüz kişinin, hatta binlerce kişinin katıldığı ama yüzlerce kişinin arkada çalıştığı ve çok büyük alanların kullanıldığı, mekanların kullanıldığı organizasyonlardan bahsediyoruz. Mesela bu da kesinlikle. Buradan başlanabilir değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Yani bir kere kültür ve sanat dediğimizde insanların düşünce dünyasına, karar verme aşamalarına etki eden bir konudan bahsediyoruz. Kültür ve sanatın başka bir hikaye anlatma veya hikayeyi başka türlü anlatma gücü var. İstanbul Bienali veya Tasarım Bienali gibi güncel etkinlikler zaten bunu konu ediniyor. Örneğin geçen İstanbul Bienalini 450 bini aşkın izleyici ziyaret etmiş. Dolayısıyla bu insanların evine, gündemine girdik diye düşünebiliriz. Programlamanın yanı sıra bir yandan da Hande'nin de bahsettiği gibi ekolojik ayak izini ölçümleme ve azaltma, yani atıkları azaltma veya geri dönüşüm kanallarını kullanmak gibi çok önemli işler var. Dünyada mesela son dönemlerde Massive Attack veya Coldplay gibi gruplar hakikaten bu geri dönüşüm konusunu kontrol altına alana kadar dünya turnesi yapmayacaklarını açıkladılar. Bunlar radikal kararlar, cesur kararlar ama bir yandan da durumun farkına varmamızı sağlayan kararlar. Pandemiden sonra kültür sanat dünyası olduğu gibi geri dönmeyecek. Muhtemelen yeni biçimler bizi bekliyor olacak. Hibrit modeller, dijital dünya bizi bekliyor olacak. Dolayısıyla bu yeni dünyada ekolojiyi de gözeten, iklim adaleti konusunu odağa alan, yerelleşmeye önem veren bir yaklaşımla hem programlarımızı buna göre yapacağız hem de düzenlediğimiz her şeyin bu ilkeler etrafında olması için gayret edeceğiz. Hollanda ve İngiltere örneğine gelmek istiyorum. Çünkü orada da aslında daha eski yıllardan beri hem Paris Anlaşması ile birlikte başlamış ve sürdürülen kararlar, alınan kararlar, yürürlüğe girmiş olanlar var. Hem de onların sanat kurumlarıyla da ilgili güzel örnekler var. Evet, şimdi bir kere plastiksizleşmeden bahsettik. Bu çok önemli bir sorun. Hakikaten gezegenimize çok ağır bir yük. Ama aynı derecede belki de daha önemli olan karbonsuzlaşma evet. meselesi var. Paris Anlaşması da zaten bildiğiniz gibi şu anki elimizde olan küresel iklim anlaşması. Ve bu karbonsuzlaşma sürecinin nasıl tamamlanacağının çerçevesini çizen bir anlaşma. Dolayısıyla aslında tüm sektörler, tüm gruplar karbonsuzlaşma üzerine çalışması gerekiyor. Çok yoğun bir biçimde. Eğer Paris hedeflerini tutturabileceksek, Paris hedefi de bildiğiniz gibi ortalama küresel sıcaklığı 2 derecenin altında, hatta mümkünse 1,5 derece artışla sınırlamak. Kültür sanat aktörleri, kurumları da bununla ilgili çalışıyor. Yine dediğimiz iki eksen doğrultusunda, hani bir tanesi kendi ekolojik ayak izini azaltırken aynı zamanda karbonsuz üretim, karbonsuz sanat üretimi, karbonsuz etkinlik yapmaya çalışarak, işte binaları bu açıdan gözden geçirerek, altyapıları bu açıdan gözden geçirerek bunu yapmaya çalışıyorlar. Tate'i mesela fosil yakıtlardan çık diye bir kampanyanın hedefi oluyor ve bu ilişkilerini bitiriyor falan. Bu şekilde pek çok adım atıldığını görüyoruz. Hem kültür sanat aktörleri için hem kültür sanat tüketicisi için bireysel olarak bizler neler yapabiliyoruz? Yani tüm bu raporun çerçevesinde şimdi bizi izleyenler daha böyle özet olarak ne yapılması gerektiğini altını çizmek istersek. Paris Anlaşması'nı imzalamak şart. Bu çok önemli. Zaten tüm dünyanın yapmış olduğu bir şey. Aslında belki de en önemli şeylerden biri bizim bu dönüşümü talep etmemiz gerekiyor. Yani vatandaşlar olarak nasıl bir dünyada yaşamak istediğimizle ilgili kararımızı açıkça ortaya koymamız gerekiyor. Kültür sanatın da bu açıdan tabii ki çok ittirici bir gücü var bu farkındalığı yaratmakta ve hareketlerin, iklim ve çevre hareketlerinin de böyle bir ittirici bir gücü var ve bence zaten böyle bir toplumsal talep var.
Türkiye'de de var çok güçlü bir şekilde. Ki yapılan araştırmaya göre %69.3 gibi bir rakam çıkıyor. Evet, aynen öyle. Konda'nın yaptığı son araştırmaya göre Türkiye'de insanlar, yani çoğunluğu %69 gibi bir oranı iklim değişikliği konusunda ya çok endişeli ya da endişeli. Ve elimizde alternatifler var. Bir de bu önemli. Yani bu alternatifleri kullanmalıyız. Yenilenebilir enerji gibi, işte döngüselliği tesis etmek gibi, atıkları azaltmak ve sonuç olarak sıfırlamak gibi. Bu konuyla ilgili kültür sanat dünyasının söyleyeceği çok söz var. Söyledikleri var, söyleyecekleri var. Raporda bunu çok açık ve seçik ortaya koyuyor. Ellerinize sağlık. O yüzden herkese okumasını bir kez daha tavsiye ediyorum. Çocuklara ne bırakacağımız ilgili ya da ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bir yol haritası çizmişsiniz ama bunu sadece bizim okumamız gerekmiyor. Bizi yönetenlerin, ülkeleri yönetenlerin, illeri yönetenlerin ve dünyayı yönetenlerin de bunlara kulak asması gerekiyor. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, önümüzdeki günlerde ne okusak diyorsanız İKSV'nin hazırladığı Ekolojik Dönüşüm için Kültür Sanat Raporu'nu mutlaka okuyun. Bugün çok tatlı bir konuğumuz var, Judith Lieberman ve çok da hoş kitapları var çocuklar için yazdığı ve tüm bu kitapların içerisinde çocuklara öyle hikayeler, öyle masallar anlatıyor ki çocukların gelecekteki hayatını şekillendiriyor diyebiliriz aslında. Ne dersin Judith, hoş geldin öncelikle programımıza. Hoş bulduk. Bir tohum gibidir aslında, evet, tohum ekmeye çalışıyorum. Yani yön vermeye çalışmak için bir sürü şeyler yapabiliriz çocuklara sonuçta. Kendi kalbini takip edecek, onun ilgisi çeken. Ama şanslarımı koymak için bunlar geleneksel masallar. Ama geleneksel masallar yeniden yorumladığım zaman içine benim için çok önemli olan bir konu işliyorum. Evet. İşte bir tanesinde dönüşüm ve değişim. Hayallerden bahsediyorum, kimlikten bahsediyorum. Bir de ileri dönüşümden bahsediyorum. Yani biraz ekolojik bir konu işlemek için. İkincisinde aslında sosyal bağdan, komşu tanımak, paylaşım. Ama onları yaparken biraz içinde işlensin diye her kitap içinde bir şarkı yazıyorum. Evet, şarkı var içinde. Şarkı çok güzel yazıyorum. Şarkılar var. Ve en sonunda bir etkinlik yapıyorum. Evet. Çünkü masal aslında bittiği zaman çocukların aklında şarkı kalıyor. Daha bugün buraya gelirken vapura bindim ve vapurda bir tane küçük kız vardı. Bizim adadaki çocuklardan. Zaten ikinci kitabım. Evet. Burgazadaki adadaki çocuklara ithaf ettim ve bütün çocuklara hediye ettim. O yüzden Burgazada'daki bütün çocuklar bu masal biliyor. Vapura binerken şey dedi, beni gördü ve hemen şey dedi, taş çorbası pişiyor, kaynıyor. Hemen şarkısını söylemeye başlıyor. Masal bitiyor, şarkı kalıyor. Evet. Ve şarkının içinde mesajını var. Taş çorbası mesajı, hayat paylaştıkça lezzetlenir. Taş çorbası çünkü paylaşılır. Ötekinde hayallerine güvenebilirsin. Önce bir hayal kur, sonra gerçek olur. Evet. Evet, bahsettiğim buydu. Yani mesela taş çorbasında birlikte bir şey yapıldığında nasıl hayatın lezzetlendiğine, nasıl şenlikli bir hal aldığını anlatıyorsun ki bu çocukların gelecekte arkadaşlarıyla olan ilişkilerini etkileyebilir. Ya o masalda paylaşım üzerine çok sevdiğim bir mesaj var aslında. Çünkü çocuklara sürekli paylaşsınlar diye sürekli paylaştırıyoruz. Diyoruz ki elman var, yarısını ver. Ama çocuk bazen tutunuyor, diyor ki yok benim olsun bu, istiyorum. Burada çok güzel bir ders veriyor. Bir kapıya, kapı çalıyor, tık tık tık. Diyor ki var mı bir tas çorba? Tanrı misafir olarak geliyor. Yok, bu köyde paylaşmıyorlar. Yok, ancak bana yetecek kadar var, diyor teyze. Bu defa diyor ki ben size bir şey vereyim. Ha, ne yapacaksın? Var mısın? Ben taştan çorba yaparım. Taştan çorba mı olur? Çocuklar aynı şey diyorlar bana. Diyor ki nasıl ya, taştan çorba mı olur? Orada şey öğretiyor. Aslında birini paylaşmak, paylaştırmayı öğretmek istiyorsan, paylaşmayı öğretmek istiyorsan ona paylaş deme. Onunla paylaş. Evet. Ona ver aslında. Paylaşmayı öğretmek için bizim vermemiz gerekiyor. Bizim istememiz gerekmiyor. Çocuklardan istiyoruz. Diyoruz ki senin bir oyuncak var, ver arkadaşına. Evet. Yani diyoruz ki ver. Hayır. Benim oyuncağım var, sana vereceğim. Benim ekmeğim var, sana vereceğim. Ve orada önce köylüler şey diyorlar. Demek ki bana verecek. Ve
bizim gezgin önce bir taş kaynatıyor. Sadece taş ve su. Ona diyorlar ki başka ne eklenir? Patates de eklenebilir. Şimdi bu onların olduğu için ve sahipledikleri için onların candan geliyor, istiyorlar. Bir şeye katkıda bulunmak istemek, esas paylaşım bu. Mecburen vermek değil, evet. istemeye vermek, gönülsüz vermek değil. Aradığımız şey gönüllülük. Biraz seni tanıyalım istiyorum. Çok iyi Türkçe konuşuyorsun bu arada. Ne zamandır burada yaşıyorsun? 18 senedir Türkiye'deyim, Fransızım. Paris doğumluyum. Aslında Türkiye'ye bir seneliğine geldim. Hep öyle olur. Hep öyle olur. Aynen öyle. Hep öyle olur. Yani benim Türkiye'de yaşayan bütün arkadaşlarım, yabancı arkadaşlarımın hikayesi böyle. 10 günlüğüne geldim 10 sene önce. 15 günlüğüne geldim 15 sene önce. Evet. Ben bir seneliğine geldim 18 sene önce. Şimdi Türkiye'de evli, çocuklu bir insanım. Artık bütün yetişkin hayatımı burada geçirdim diyebilirim. Evet. Çünkü geldiğim zaman yeni mezun, yeni öğrenciliğinden çıkmış biriydim. Evet, toplam kaç kitap oldu çocuklara? Çocuklar için iki tane kitabım var. Bir de üç tane yetişkin kitaplarım var. Masal terapi, masallara yol açık ve bir masal iyi gelir. Aslında benim uzmanlığım yetişkinleri masal anlatmak. Ben 10 senedir Türkiye'de, biraz Türkiye'de masal anlatıcının yeniden canlanmasının, hareketinin başlangıçta vardım. Çünkü geldiğim zaman kimse masal anlatmıyordu. Ben Avrupa'da, Fransa'da bunu eğitimi almıştım. Herkes bana diyordu ki olur mu hiç yani yetişkinlere masal anlatılır mı? Masal mı anlatılır bu çağda? Evet. İlk masal gecelerimde az az işte 20 kişiyle başladık, 25 olduk. Sonra 100 olduk, 200 olduk. Sonra ayda 1000 kişi toplanır olduk. Böyle tamamın kulaktan kulağa yayılan bir hareket olarak başladı. Ve ben her zaman yetişkinleri, özellikle yetişkinleri anlatıyordum. Yani çocuklar da vardı ama 100 kişiden 5 çocuk, 95 yetişkin oluyordu bizim oran. Kızım doğduğu zaman, şimdi benim kızım 2 yaşında, biraz değişti benim odam. İlk kitabım Önce Hayal, kızımın 1 yaş doğum günü hediyesiydi. Tam onun doğum gününe çıkması için çok uğraştık. Ama orada da çok güzel bir dönüşüm hikayesi var ve çocuklar aslında giydikleri ya da sahip oldukları bir eşyayı nasıl dönüştürebilecekleriyle ilgili de çok güzel bir mesaj var. Ve kitabın sonunda da aslında yine bir tarifim var. Evet, bir uygulama var. Her zaman kitaplarımda en sonunda bir uygulama yapmak istiyorum. O kitabın sonunda bir tane eski bir tişörtten bir çanta yapıyoruz. Ki zaten kitap bu. Palto var. Palto eskiyor. Ne yapacak? Ceket yapıyor. Ceket eskiyor. Ne yapacak? Yelek yapıyor. Zaten bu arada bu kitapların hepsinin ses kaydı var. Ben çocukken plak kitaplarım vardı. Plak takardım ve kitap dinleyerek okuyordum ve çok seviyordum. O yüzden çocuklara aynı deneyim sunmak için artık plak diye bir şey kalmadı. Karikod diye bir şey kaldı. Karikod var kitapların arkasında. Masalın bizim hayatımızdaki, büyük ya da küçük olalım hiç fark etmez, hayatımızdaki önemi nedir ve nereden geliyor sence bu etkileyici gücü? Ya şöyle, masal anlatmak veya hikaye anlatmak fark etmez yani anlattığımızı. Anlatma sanatı diyorum ben. Anlatma sanatı başka bir insana bir şey hissettirme veya gördürtme sanatı. Peki bu çağında, bu hizli çağında bizim eksik parçamız nedir? Hissetmek. Biz çok düşünüyoruz. Kafamızdayız. Yani sürekli planlar yapıyoruz. Yarın yapılacak listesi. İşte şunu yaptım, bunu getirdim. Bunun hesabı var mı? Ve tik 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 diye yapıyoruz. Ne eksik? Koku. Tat. Ses. Kıpırtı, beden içindeki heyecan, böyle omuzların, teninde kendini hissetmek, kıyafetlerin içinde kendini hissedebiliyor musun? Masal neden var aslında? Bunun için var. Başka bir insana bir şey hissettirme ve bizim böyle bir gücümüz var. Biz birbirimize bir şey hissettirmeye veya gördürtme gücümüz var. Yani şey diyebilirim, bir karpuz getirebilir misin gözünün önünde? Masallarda, tekerlemelerde acayip şeyler görüyoruz. Diyoruz ki karpuz var. Aldım çakımı, çaktım karpuzun içine. Çakımı içine kaçıverdi. Baktım, içinde göremedim. O zaman ben girdim karpuzun içine. Yürüdüm. Sağ, sol çakımı aradı. 7 sene boyunca çakımı aradım. 7 sene boyunca karpuz içinde kayboldum. 7 sene sonra bir kapı buldum ve sonunda çıktım. Yani
ne yapabiliriz? Acayip şeyler yaptırabiliriz birbirimize. Birbirimizin karpuz içinde gezme macera hissettirebiliriz. Düşünmek değil, her şey düşünce bizim çağımızda. Keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar yeni bir kitapta görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet, önümüzdeki günlerde ne okusak, çocuklarımıza ne okusak diyorsanız Judith'in Taş Çorbası ve Önce Hayal kitaplarını mutlaka okuyun. Sanat'ın klasik müzik konserleri bu ay genç keman sanatçısı Yiğit Karataş'ın resitaliyle başladı. Karataş'ın hazırladığı repertuvarda Mozart, Schubert, Vitali ve Chopin'in eserleri yer alıyor. Konser İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesinden sezon boyunca izlenebilir. Başrollerini Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Ayşe Kökçü ve Gürgen Öz'ün paylaştığı Türkiye'nin ilk sanal prodüksiyon teknolojisinin kullanıldığı komedi filmi Zoraki Misafir'in çekimleri tamamlandı. Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu, senaryosunu Giray Altınok'un yazdığı filmin araba sahneleri sanal prodüksiyon teknolojisiyle çekildi. Yönetmen Ferit Karaağan'ın 71. Berlin Uluslararası Film Festivali'nin panorama bölümünde yarışan yeni filmi Okul Tıraşı, Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu ödülüne layık görüldü. Jacuzzi'den tanıdığımız Kutay Soyocak'ın black metal projesi Vox in Rama ilk teklisi Wind in the Womb'u yayınladı.